من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Kül, külli, cüz, cüzi. Ona konuşacağız. Sonra bazen doğru yanlışa hizmet ediyor. Ömrümüz yeterse. Suretlerin haram oluşunun sebebini okuyacağım. Sonra dost okuyacağım. Sonra heyulayı okuyacağım. Vaktim olursa uyku. Yani bizim bildiğimiz dışındaki uyku. Yani bildiğimizi okumayacağım. Mektubattaki uyku çeşitlerini okumayacağım. Şimdi külli ve cüzi okuyorum. Buna çok soru geldi de onun için söylüyorum. İki değişik noktayı nazar var. Külli ve cüzi hakkında. İki çeşit. Birincisi, külli dış dünyadaki cüzilerin zihindeki gölgeleridir. Yani bir daha söylüyorum. Külli dış dünyadaki cüzilerin zihindeki gölgeleridir. Yani eşyanın şu zihinde bir karşılığı var. Tamam mı? Bu cüzdür. Cüzi dış dünyadan çıkar ve zihne girerse külli olur. Anladın mı? Yani şöyle diyeyim. Daha iyi anlaşılır. Emri nisbi var, emri itibari var. Emri nisbi mesela şu gökdelen, gökdelen diyoruz, çok büyük. Şu gecekonduya göre, şu gecekonduya, şu gökdelen çok büyük. O çok büyük dediğin gökdelen Levent'teki Türkiye'nin en yüksek binasına kıyas edince çok küçük. Dış dünyada kıyas edilen her şey nispidir. Dolayısıyla o nisbiler dış dünyada hakiki vücutları yoktur. Yani şu, çok büyük dediğin şey biraz sonra küçük oldu. Yani vücutları yok derken vücudu var ama vücudunun hani çok büyüktürün vücudu yok. Anlıyor musun? Mesela bak şu gecekonduya kıyas ettim o bina çok büyük. Çok büyük olan bir bina Gökdelen'e göre TOKİ'nin yaptığı Levent'te 236 metre yüksekliğindeki binaya göre çok da küçük. Hani biraz önce çok büyüktü. Vehmiyat çiziyoruz ya. Evet. Bu dış dünya, bu emri nisbi. Yani büyüklük, küçüklük, sert, yumuşak, beyaz, siyah. Her şey nisbidir. Sabit bir hakikat yok. Sabit değil. Sabit dediğin şey kıyasla değişiyor. Emri itibari ise iş dünyada aldıklarım, kesiyorum, doğruyorum, çıkarıyorum, boyuyorum, deliyorum, yapıştırıyorum. Bunların yeri tasavvurdadır. Tamam? Şimdi külli dış dünyadaki bunlar cüzidirler, cüzi. Bütünlüğü taşıyorlar. Bütün mesela güneşten haber verir bu, atmosferden haber verir bu, topraktan haber verir bu, değil mi? Bu cüzidir. Dış dünyadaki cüzilerin insana geçtiği zaman külli oluyor. Yani bütünlük içinde yer alıyor. Yani bu kainatın bir parçasıdır. Kainat değildir. Ama ben dima aldığım zaman bunu hayat olduğu için düşünüyorum, tefekkür ediyorum. Hayat kainatın bütünlüğüdür, hakikatıdır, özüdür. Dolayısıyla dima geçince bu cüzilikten çıkar, külli olur.
Bir daha biraz da okuyayım. İkinci noktayı nazar okuyacağım, o daha kolay. Daha avami olacak. Bu biraz zor. Bunun gibi külli zihinden düşer, dış dünyada yerini alırsa kişiliğini kazanır ve cüzi olur. Cüzi küllinin bütün özelliklerini taşır. Yani dolayısıyla cüzi küllinin, şu cüzi, külünün bütün özelliğini taşır. Mesela insan ve kainat. Tamam. Bütün özelliğini taşır. Bu Mesnevi Nuriye 207-208 işaret edeceğiz, 15'te geçiyor. Kül cüz arasını söylüyorum. Kül bir bütünün tamamı. Cüz onun bir parçasıdır. Cüz küllün bütün özelliklerini göstermez. Daha çok bu, daha çok muşahhas şeylerde kullanılır. Tamam. Bunda da sorulacak bir şey herhalde. Bir de okuyayım. Kül bir bütünün tamamı. Kül. Cüz onun bir parçası. Mesela kol. Vücudun bir parçası. Cüz. İnsan kül. Cüz küllün bütün özelliklerini göstermez zahirde. Kol insanı göstermez. Zahir bu. Daha çok müşahhas şeylerde kullanılır. Cüz ve kül meselesi. Külli ve cüzi meseleler daha çok düşüncede kullanılır. Şimdi bu konuştuklarımız hep birinci izah şekliydi. Şimdi ikincisini okuyorum. Daha avami. Külli, yani takki var inin, külli. Fertleri içine barındıran külli yani. Fertleri içinde barındırıyor. Kül, cüzleri içinde barındıran kül. İnce Mesnevi 214'te geçiyor. Şimdi izah ediliyor. Cüz bir bütünün parçası. Mesela dal, yaprak vesaire. Bir de okuyayım. Cüz bir bütünün parçası. Ağaç bütündür. Cüzdür. Tamam mı? Dal, yapraktır. Yani cüzdür. Dal, yaprak, cüzdür. Kül cüzlerde meydana geliyor. Ağaç gibi. Ağaç küldür. Dal, yaprak, cüzdür. Cüzi ise bütüne ait manayı bölmeden kendinde gösteren en küçük parça. Mesela fert. Mesela insanlık küllidir. Her bir insan cüzidir, fert. Bütüne ait manayı bölmeden kendinde gösteren en küçük parçaya fert, fertlerin bütünü ise nev diye tarif edilir. Parmak, el, kesif sıralaması külliyat kesbetme işaret edilebilir. Şimdi buna ait bir yer okuyayım. 29. pencere ve min şeyin ila sebebi hamdi ayetinin bir hakikatını bahar mevsiminde garibane bir seyahat zamanında inkişaf eden şöyle bir nuru tevhid ile, yani gayrimüteşir okuyorum, bu yok. Yani her şeyi hususan çiçekler ve meyveler her biri birer mektubu samedaninin birer mührü. Belki her bir mektup hadsiz mühürleri olduğu ve her bir mühür ise hadsiz mektubatı mühürlendirdiğini, yani her bir şey bütün eşyayı kendi sahibinin mektubu ve mülkü olduğunu gösterdiği cihetle tefsir edip gayet latif ve kuvvetli vazif bir surette marifet olağa karşı pencereler açar. Şualar 9'dan okuyorum, buna ait bir yer. Evet, bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük ayna iken tevhidin sırrıyla birden bütün cesedine omuz omuza verip imtisal ettiğinden bütün gitmiş ve gelecek emsalimizi icat edecek bir iktidar sende varsa belki bana rububiyet dava edebilirsin. Sözler 594'te o nevi büyük aynaya dönüp o neve mahsus cilvelenen bir çeşit cemal-i ilahi gösterir.
ve fani muvakkat olan güzellik ile baki bir nevi hüsnü sermedi ira eder. Şimdi toparlıyorum ve meseleyi kapatıyorum. Evet, fertler yani cüzler, fertler yani cüzler, küçük bir ayna hükmünde nev yani külli ise büyük bir ayna oluyor. Anladık mı burayı? Bir daha söylüyorum. Fertler yani cüzler, küçük bir ayna hükmünde nev yani külli ise büyük bir ayna oluyor. Bu nazar başka bir nazar yani. Gözümüz fert görürken aklımız neve bakıyor. Yani mesela insan diyorum ama büyük kainatı görüyorum insanda. Kalbimizde o nev üzerinde Cenab-ı Hakk'ın fiillerine ait bir manayı müşahede ediyoruz. Bakmak, görmek, müşahede etmek, göz, efendim, akıl, kalp, birinci sayit, ikinci sayit, üçüncü sayit gibi vesaire. Şimdi burada kapatıyorum. Bu mesele o kadar bilin. Yani bu ne zaman anlaşılır? Tefekkür ederken bu mana, bu deftere yazacaksın, öyle ezberde değil. Bunu yazacaksın, tefekkür edeceksin. Sonra uygulaya uygulaya bu gelişir. İlginç bir yer. Bazen doğru, bazen doğru. Dinliyor musun? Çok lazım da sana. Onun için sana hasretin, dönüyorum sana. Bazen doğru, ilahiyatçı sen de. Bazen doğru yanlışa hizmet eder. Nasıl mı onu izah edeceğiz. Bazen doğru yanlışa hizmet eder. O zaman yanlış mı oluyor? Yanlış olmuyor kendisi. Hakikati doğru ama kullanıldığı zaman doğru yanlış oluyor. Kendi yapısı yanlış değil. Okuyayım. Soru nasıl abi? Böyle mi geldi soru? Böyle geldi. Bu mana böyle bir mektup yani gibi. Mail. Topladım böyle çıkarttım. Yoksa bu kadar veciz ifade edemedi de. Bazen bu çok soruluyor bu. Kadınlar dünyasında bu zannediyorum onlardan gelmiş. Yani her soruya cevap vermiyorum. Varabildiğim ve varabildiklerim içinde ilgimi çeken, yani hakikaten umuma ait bir şeyse, umuma ait değilse iki kelimeyle daktilo tak tak veya sen cevap veriyorsun, sen bana söyle tak tak. Onu zaten bilmiyorum Nur dersindeki şeyi ama bana gelen şey bu. Bazen doğru yanlışa vesile olur. Oluyorsa o doğruyu yapmamak lazım. Eğer doğru yanlışa vesile oluyorsa o doğruyu yapmamak lazım. Misal, gaflet zamanında çaldığını sahibine iade etsen ve hakkını helal et desen, o da bunu fitneye odun atmak gibi, vay sen filan diye ortalığı karıştırıp fitne çıkaracaksa, onun hakkı olan sadakayı ver ve onun ruhu için, mesela şey anlatayım, kendime veciz yazdım. Mesela ben örnek veriyorum. Markette ben çalışıyordum sizi markette. Tezgahtardım. Fakat nefsime aldandım. Dinliyor musun Ömer? Nefsime aldandım, para çaldım. Yanlış değil mi bu? Yanlış. Sonra ben seneler geçti, nurları tanıdım, dava sahibi oldum. Şuurlandım. Kul hakkı olduğunu anladım ama iki defa iş değiştirdim ben. Başka yerlere çıktım oradan. Başka şey yaptım veya yaşlandım veya emekli oldum. Ama vay! Geçmişime bakınca oho! Bir sürü kul hakkı var. Ben nasıl temizleyeceğim onu? Eğer gidip o adama, mal sahibine, senin tezgahına şu kadar para aldım, o zaman raiç fiyatı altın, o çaldığım parayla 200 gram altın alınıyordu. Ben de bugünkü 200 gram altın karşılığındaki para bu. Senden çaldım, bana hakkını helal et. Dersen, bu insan fitne çıkaracaksa deme. O parayı onun adına, onun ruhu için tasadduk et.
Çünkü vay alçak namussuz deyip de ortalığı karıştıracaksa böyle bir tipse, sen benim paramı çaldın ha? Bir de bak utanmadan bak gelmişsin bana diyecek tiptense ne yaptın? Bir hak yapayım derken ortalığa fitne verdi. Deme. Ne yapacaksın peki? Ödemeyecek miyiz? Ödeyeceğiz. Ne yapacağız? Onun adına, ruhuna tasadduk edeceğiz. Ama onu yapmayacağız. Başka bir örnek galiba. Veya abi sen haklıymışsın desen, o da ben dememiş miydim? Mesela bir konuda abi be sen haklıymışsın ya, o da ben sana demedim mi? Dememiş miydim? Ha gibi ortalığı fitneye vesile olacaksa izhar etme. Mesela haseten hoca sana söyleyeceğim şimdi. Başta sen hocalık yaptığın için sen. Mesela namaz kılacağız. Veya bir davranışımız olacak. Şimdi ortalığa baktık böyle, dershanede gelenler çok. Siri seyri edafikum muydu? Kastamonu'da geçiyor değil mi? Hatırladınız mı? Sayfa kaçtı? 148 galiba. 148 miydi? İyi bak, ondan sonra söyle bana. Ne diyor biliyor musun meali? Ya, hareket ederken aranızda en zayıfın hareketiyle hareket edin. Şimdi baktım böyle, tamam mı? Kaç? Değil. Ha, değil. Onun için dedim 148 değil o. 200 küsürdedir o. 198 de olabilir. Şimdi baktın ki böyle daha yeni pamuk ipliğiyle dine bağlı. Tamam, daha yeni adamlar. Ondan sonra sabah namazına durdun. Yasin vel Kur'anin hakim. Yasin'e başladın. Adam daha yeni zor kalkıyor namaza. Yani en doğrusu bu. Ama en doğrusu değil. Niçin değil? Bakacaksın, bu en zayıfın kaldırabilecek şeyi seçeceksin, dindeki uygulamayı. En doğru o işte ortamda. Bana ait en doğruyu cemaate uygularsan en yanlış olabiliyor. Yani Kur'an ahlakı, nasıl Kur'an-ı Kerim'de icazında havama kıl Allah-u Teala birinci sınıfa doğru konuşuyor. Evet. Yükseklere bakmıyor, ona göre hitap ediyor. Gibi. Yani. Buldun mu orayı? 248'miş abi. 248. Tamam. 198'den 248'den. Şimdi başka bir şey. Mesela diyelim ki bir şey yaptık. Adam kızdım yani. Çok şeylerin içinde kızdım. Bir tanesi de onda haksızdım. Yani desem ki Furkan şu üç tane şeyim var ya. Şu iki tanesinde kızmakta haklıydım. Sonra baktım ki ötekisi bir tanesinde sana kızmakta haksızdım. Kusura bakma deyip o kardeşim, yanımdaki olan kardeşim bu manayı değerlendirip yani estağfurullah abi falan, hani bu kibarlığı ve terbiyeyi ve kemalatı gösteriyorsa de. Ama bunu deyip de tabi abi ben sana dememiş miydim, öyle olmazdı ki zaten diyecekse bu terbiyesi için deme. Çünkü kaldıramaz o. Mesela başka bir tanesi söylüyorum. Tevazu güzeldir. Değil mi? Ama çocuğa, cahile, na ehillere, ehil olmayanlara, senden daha basit olanlara, yani bu konuda ehil olmayanlara, estağfurullah sen bilirsin, sakın yapma. Ya estağfurullah, o zanneder ki hakikaten bilmiyor ve cahildir. Çünkü deliye, çocuğa, cahile, ehli olmayanların içinde tevazu yapılmaz. Tevazu yapmak, hakikati indirmektir. Çünkü sen onun sahibi değilsin. O hakikatin kaynağı sen değilsin. Din ve Allah'tır. Sen de mazarsın. Senin şahsında din çiğnenecekse sakın tevazu yapma. Tabii ya, bunu ben biliyorum kardeşim. Sen ehli misin? Tamam. Acayip bir şey. Ölçüyü bilmek ne kadar mühim. Mektubatlar
369'da diyor ki bazen tevazu küfran nimeti istizam ediyor. Evet, bazen aferin Murat. Ne bir de histo oku. Sayfa kaç? Sayfa 369 4. sebep. 369. Bazen tevazu küfran nimeti istizam ediyor. Mesela benim şahsımda din gözüküyor şimdi bu makamda. Estağfurullah, siz daha iyi bilirsiniz. Ne olur mu öyle bir şey ya? Bu senin kimliğini, kişiliğin değil ki. Senin aynı anda din gösteriliyor. Risale-i Nur gösteriliyor. Yapabildiğin kadarıyla. Estağfurullah bu makam, siz daha iyi bilirsiniz. Sonra, hayır ya, neyi daha iyi bilecek ya? Bu, ben de bunu sesleniyorum. Ben de bunun talebesiyim, sen de. Ben seslendiriyorum diye. Benim değil ki. Hiç kimse bunun kadar bilmez. Seslendirirken kimse bilmez bunun kadar. Diyeceksin, bitti. Mesela diyelim ki Risale'nin bir mevzusu. Sen bir makamda bulunuyorsun, dershanedesin. Benim başıma gelenlerden söylüyorum. Bir şey söylenildi, hakikaten yanlış. Abi yanlışsa dershane ehli olduğun için kırılacak, dökülecek. Hayır, kardeşim Risale'de öyle geçmiyor. Risale'de öyle geçmiyor. Mesela diyelim ki Süfyan, Deccal, Büyük Deccal. Hepsi farklıdır. Süfyan alem İslam'da çıkana denilir Süfyan. Tamam. Deccal beşer dünyasında çıkana deniliyor. Uygulayayım. Süfyan Mim Kemal'dır. Deccal Lenin'dir. Deccaliyet komünizmdir. Süfyan Mim Kemal'dır. Süfyaniyet Kemalizm'dir. Büyük Deccal ise inna ateyna da geçen kıyametin başına kopacak kişi, Kabe'yi yıkacak zattır. O Büyük Deccal'dır. Bu Risale-i Nur'dadır. Bu açık. Sarihtir yani. Kimsenin anlaşına bırakılmamış. Kıyametin başına kopmasına ve sebep olacak adam. İşte kıyamete yakın. Kuzeyde tekrar Deccaliyet şey bulur. İslam hakimiyetinden sonra. O işte güneye doğru katliam yapa yapa gelir. Ama ondan önce Müslümanların bir nesimi, bir rüzgarla Allah ruhunu alır. Hadiste geçiyor. Ondan sonra güneye iner. Kabe'ye gelir. Bir rivayete göre Kabe'yi yıktığı anda kainat kopuyor. Bir rivayete göre Kabe'yi yıkıyor. 3 sene mi 7 sene içinde dünya bitiyor. Bunu yapan zat büyük hadisenin aktif ettiği için, oynattığı için, yani kıyamete sebebiyet verdiği için Büyük Deccal denilmiş. Oysa en şerlisi İslam içinde çıkana, Sufyan'a deniliyor. İne dine indallahi'l-İslam. Allah nazarında İslam en şey olduğu için ona darbe vuran en büyüktür. Ama büyük denmesinin sebebi sahası büyüktür. Ama kişi kendi duygularını şeyi karıştırırsa şudur yanlış. Ha, nedir o? Diyelim ki bu makamda bulunuyorsun, o zaman ifade etmen lazım. Ama indin bu sadakallahu lazım, Fatiha çektin oraya, tamam kardeşim yiyebilirsin, tamam diyebilirsin. Ama bu makamda diyemezsin. İç dünyada tövbeye sarıl. Mesela dedim ya, Furkan 3 tane şey söyledi. Baktım Furkan'ın kemalatı, tamam Furkan şunda haklısın ama şu konuda ben haksızdım. Baktım kemalatı var çocuk, delikanlı kaldırabiliyor de. Ama kaldıramıyorsa iç dünyada tövbeye sarıl deme. Çünkü şeyin eğitimini bırakır. Ha böyle bir adama ya. Bilmez çünkü insanda 3 şahsiyet var. Yani kısacası 3 tane şahsiyeti bilmeyenlere tevazu olmaz. Herkeste 3 tane şahsiyet var. Mektubatta geçiyor. 1. Beşeriyet. 2. Ubudiyet. 3. Makamın gereği. Bulunduğu makam. Evet, makam. Hizmet. Mesela uygulayalım. 1. sayet, 2. sayet, 3. sayet. Biz uygulayalım. Şimdi benim şu anda hangi şahsiyetim var burada? Vazifedarlık. Odama çekildim. Kur'an okumam, namaz kılmam, kitap okumam. Hangi şahsiyetim? Ubudiyetim. Peki odamda değilim, derste değilim, yemek yiyoruz, çay içiyoruz, üzüm yiyoruz, tamam, seyahat ediyoruz, hatta yüzüyoruz, ne bileyim. Hangi taraf? Beşeriyet. Bu üçünü karıştıranla karışık adamdır, onunla sakın dolaşma. Çünkü hizmete zarar verir.
Sen o ders makamını beşeriyetin. Vay be, abiye bak ya. Allah Allah ya. Bu enfusi ders yapan adam yüzüyor ya. Allah Allah. Top oynuyor ya falan. Veya ne bileyim yürüyor. Böyle bir şey rastladım. Hani yemek yiyoruz ya sabah akşam biz. Yeni gelen vardı. Bak gülüyor. Tabi internetlerde bizi görmüş. Hep o makamda görmüş ya. Beşeriyeti görmemiş. Bu diyeti görmemiş. Dedi ki yemek saat. Hasan abi geliyor. Dedi ki o yeni geliyor. Hasan abi bizimle mi yemek yiyecek diyor. Ne padişahı? Hasan abi bizimle mi? He, burada oturacak. Allah Allah. Şimdi bizimle oturacak ha? Bizim karşıya, çünkü bizde herkesin önünde tabak yok. Ortada tabak var. Yani benim kaşık attığın yere kaşık açacak, evet. Anladın mı? Şimdi bununla sıhhat olur mu? Olmaz şimdilik. Bununla ne bileyim bir şey yapılmaz. Niye? Üç tane şahsiyetin birbirine karıştırır o. Bir beşeriyetin var. Gezersin, yersin, ne bileyim oturursun. İki, hususi dünyan var. Allah'a karşı duan var, namazın var, tefekkürün var. Enfusi yapın. Üçüncü bir şahsiyetin var ki bu hiç kimseye benzer. Bu makam. Birbirine karıştırılanla seyahat etmeyin. Zarar edersiniz, zarar verirsiniz. Adamın hizmetine, risalinden istifadesinin önünü kapatırsın. Ama bu gurur kibir değildir. Doğrunun yanlışa hizmet etmemesi adına dememek evladır. Ama biz dersimizi almış olmamız lazım. Tamam arkadaşlar. Bu da böyle. Peki. Başka bir yer okuyorum size. 265 bakayım nedir, ne sormuşlar. Suretlerin haram oluşunun bir sebebini anlatır mısınız dedi. Sözler nerede geçiyor bu? Sözler, suretler, ahlakı sarstığı ve sukut ruha sebebiyet verdiği. Lemat'ta değil mi abi? Lemat'ta da var. Aferin. Başka? Bak, suretler, ahlakı fena halde sarstığı ve sukut ruha sebebiyet verdiği, merhume bir kadının, ölü bir kadının cesedine nazar şehvetle bakmak, hissiyat-ı ulvi-i insani derinden derine tahrip eder. Hatırlamadınız mı? He? 25. Tamam. Nerede? Vay 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 vay. Allah Allah. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar he? 410 bunu ezberleyeceksiniz ya. Bu çok önemli olduğu için 410 sözler. Olmaz. Hiç olmaz. Tamam. Suretlerin aslından kopuk olmamasından kaynaklanıyor. Bak. Surete bakıyorsun. İyi dinle, bu çok önemli. Aynı zamanda Kastamonu 66 ile cevap vereceğim. Bu, ne var? Buhara. Aferin lan. Buharat-ı Muzahrefe. Hep böyle acayip olmuşuz. Nasıl? Sarahat-ı Mecaz. Mecaz'ı sarahat makamında görmek istedik. Mahvettik kendimizi. Buharat-ı Muzahrefe. Özür dilerim. Büyük abdestin pisliğin. Kokusu hangi cinsten olur? Gül olur mu? O cinsten kokar. Buna buharat-ı muzahrefe. Ha. Şimdi gülün kokusu o cinsten olur. Unutma, bu da bir güldür. Düşünürken tevhid, teslim, tevekkül. Bak, tefekkür ederken senin gözün görmüyor. Dalga yayıyor, dalga. Dalga yayıyor. Bu dalga ustad diyor ki bu dalgaya, bu yaylana eğer müsbetse şey diyor, ervah haliye, âli ruhların dişa temessülatları. Tamam. Mesela şöyle diyeyim, ben üzerime koku var, koku sürülmüşüm diyebilir miyim ki
Sen kapıda kal, ben içeri giriyorum, gelme. Peki benim simamı, simam başka örnek veriyorum. Benden farklı kopuk düşünebilir misiniz? Balık, balık pişiyor. Balığın kokusu balığın dışında düşünebilir misiniz? Koku sıfattır. Balık mevsufudur. Yani sıfat mevsufsuz olur mu? Sima hakikatsız olur mu? Sesimi düşünün. Benden kopuk olabilir mi? Benim terim benim dışımda olamaz. Tamam. Ha, o zaman ben yaşıma göre simam değiştiği gibi haletime göre o abinin siması çok şeydi. Aa çok rahattı bilmem neydi. Değişmiyor mu ruh? Ruha göre değişmiyor mu sima? Arkadaşlar sima sima ile suret farklıdır. Şekil daha başka. Okuyacağım. Şimdi benden böyle çıkarken bir şeye bakarken zannediyoruz ki onun şeklini alıyorsun. Suret hakikatını taşıyor. Şekil yalnız tipini gösteriyor. Mesela kadına baktın. Kadının suretinde kadın var. Kadının bütünü var yani. Oradadır ama her benden ayrılan koku beni tanımlamıyor mu? İmam Azam diyor ki ya bilmiyoruz ki, acayip bir şey ya. Ben diyor kişiyi görmeyeyim. Aldığı abdest suyundan su dökülse leğene. Suya bakayım. Ben onun karakterini söylerim. Abdest gusül için mi aldı? Namaz için mi? Zina ehli miydi? Anlarım diyor. İmam-ı Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh radiyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Diyor ki ben o kişiyi görmeyeyim. Sesini duyayım, sesinden karakterini söylerim diyor. İmam-ı Muhammed Şeybani, ben diyor kişiyi görmeyeyim, kokusundan kim olduğunu anlarım diyor. Zaten biliyorsunuz fıkıhta var, kadının kalktığı yere hemen oturmayın, otobüste şurada burada değil mi? Sen hocasın, duymuş muydun böyle bir şey? Timsali sureti kalır. Aynadaki güneş, güneşten kopuk olabilir mi? Aynadaki güneşe ne denilir? Ne aynıdır, ne gayr. Şimdi güneş kadındır. Güneşten aynaya yansıyan kadının suretidir. Aynada benim ruhumdur. Anlıyor musunuz? O zaman diyor suretler şey getirir misin bana? Sözleri getir, bir de 19. defter var. Sana zahmet. Canım benim, kusura bakma. 19. defter. Bu çok önemli olduğu için biraz dalayım mı? Biraz dalalım. Peki birazdan burada okuyayım da o gelene kadar. Arkadaşlar ben günahtan bahsetmiyorum, farkında mısınız? Günahtan bahsetmiyorum, benim zaten meşrebimde bir yok. Ben cehennemde falan, benim cehennemim yok. Allah'ın cehennemi var. Benim cehennemim yok. Allah'ın cenneti benimdir, Allah da benimdir. Benim Allah'ım böyle. Ben hep Allah'ımdan bahsediyorum. Rabbül aleminden değil, Rabbimden bahsediyorum. Çünkü benim Allah'ım böyle. Dikkat, niçin bunları anlatmaya için? Ben, ondan sonra kasanı mı getirdin? Aferin lan. Vallahi bazen öyle kafan çalışıyor ki benim kafasız olduğum anlaşılıyor. Dur, ha bunu bitireyim de ondan sonra. Buharat-ı Muzahrife ne acayip değil mi? Üç aylarında diyor, insanların düşüncelerinden, kalplerinden çıkan dalgalar, tefekkürler, teslim, tevekkül dalgaları, atmosferi değişiyor. Pat oraya girdiğin zaman, vay be. Ona delil, İsviçre'den gelene söylüyorum. Ben Almanya'dan geldiğim zaman gideceğim şimdi Fransa'ya konferans. Bak, şimdi söylüyorum. Vallahi da tallahi billahi söylüyorum. Küllata yemin ederek söylüyorum. Gireyim Türkiye'nin atmosferine, anons yapsa, psikoloji gidiyor. Tam Bulgaristan'ın üzerindeyken anons yapıyor hostes. İşte iniş için alçalmaya başlıyoruz. İşte lütfen yerlerinizi yapınız, işte masaları kapatın, camları yapın, kemerini takın, tamam. Başlayınca bende bir heyecan başlıyor. Tamam. Geç onu. İniyorum uçaktan,
vallahi billahi vay be eğilip öpesim geliyor toprağa. Diyeceksin psikolog. Neticeye bak. Ne olursa olsun. Benim duygum çok önemli değil mi? Yani Türkiye'ye gelen yabancılar bunu daha iyi belirler. Türkiye gelince vay be ne hava var ya. Doğrudur, psikoloji değildir. Bunu 66 Kasım'da da söylüyor. Ama kör olası cehalet mecaz demişiz. Kötü düşünceler maddi hastalığa dönüşüyor. 246 sözler mecaz demişiz. Kur'an'ın maddeyi de tedavi ediyor, hücreyi tedavi ediyor. 258 sözler mecaz demişiz. Onları da dediğim zaman oluyorum cinci. Senin kafana düşmesin böyle şeyler. Düşmesin. Müslümana mani olduğun için kızıyorum da. Tamam. Hani etmiyorsun istifade, bir de edene ediyorsun. Kardeş bunlar ben akılla çözebilir miyim? Akılla çözsem itiraz eden benden daha akıllı. O haklı bu konuda. Ulan ben akıllıyım çözemedim diyor. Bunu nereden şey yapıyor? Sana ne? Sen Allah'ın ortağı mısın? Kime verecek Allah? Ümmiden peygamberi çıkarmış. Gübreden şeftali yaratan. Okuma yazması olmayandan Bediüzzaman'dan müceddit yapıyor. Benim gibi uyduruk adamdan da bunları söylettirmesi çok mu? Üstad diyor ki kurumuş parça, odun parçası çekirdekten ağacı çıkartmış. Allah'ın kudretine inanmıyor musun? Yaşı nedir diyor falan diyorlarmış. Çok yaşlılar bize. Allah Allah bunu nereden muhakkaten ya falan doğru ama ulan yaşıyordu. Ya kardeşim Allah bir şeyi vereceği zaman sebebe mahkum mudur? Vermez. Bak. Geleceğim ona. Buraya geleceğim. Çünkü çok mühim soru da. Bir de okuyayım. Suretlerin aslından kopuk olmaması. Onun için bak ne yapar diyor şeyde. Suretler ahlakı fena halde sarstı. Sukut ruha sebebiyet verdi. Sukut demek ne kadar? Sukut. Bir sessizlik demiyorsun. Sükut değil o. Sükut olsa ben telaffuz mu yapayım? Noktasız. Durak dedi. Durdurmak mı abi? Yok. Sukut. He? Düşme, çökmek, içe büzüşmek. İçe büzüşmek yani. İçe büzüşmek. Yani altını çekiyorsun, sandalyenin altını çekiyorsun, adam iniyor. Nazarlardan iskat eder diyor. He yani, dur. Asıl oraya misali temessülatının olması. Yani, baktığınız zaman, suret kişiyi tanımlar ve karşıya taşır. Yani kadına baktığın zaman kadının resmi yok. Kadının haleti, duyguları hepsi var. İlk bakış onun için günah değil abi. Baktın evet. Hemen çekeceksin. Böyle estağfurullah diyeceksin. Sonra bak çünkü. Böyle bakarsa falan. Hiç şansın yok. Açılıyor çünkü. Bak anladınız mı? Suret, simadan bahsetmiyorum. Suret kişinin batınını taşır karşıya. Onun için haramdan ustad bahsetmiyor 410 sözlerde. Suretler diyor. Suretler ahlakı fena halde sarstı ve sukutu ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır diyor. Mehrume rahmete layık bir kadının cenazesine nazar-ı şehvetle bakmak hissiyat-ı ulvi insaniyeyi derinden derine tahrip eder. Sarsar tahrip eder diyor. Aynı ölçüde yani. Evet. Aynı hiç fark etmez. Hatta normal bir kadının çıplak cesedine canlıyken bakmakla ölüye bakmak daha acayip bu, beter bu. Peki niye daha acayip? Çünkü beşeriyeti var kadının, ruhaniyeti şeyi yok. Dolayısıyla canlısına bakarken yine bir meymeneti var yani. Bir İslam tarafı var. Baktığın zaman sırf sana kötülüğü gelmiyor. İyiliği de var yani. Onun için dirisi biraz iyi gibi yani. Anlıyor musunuz? Neyi kastediyorum? Neyse kim ne anladıysa. Ne yapayım? Bazı şeyleri çok açık söyleyince olmuyor. Batıl da oluyor. Neyse. Mesela bir balın kendisi var abi. Balın kendisi tadıyor. Bir de fotoğraftaki balını dövmeye çalışıyor. O daha ahmaklık oluyor. Öyle değil. Tamam o çok daha basit. Daha basit. Güzel misal verin. Balık kokusunu ekmeğin içine koyabilir misin? Koku
kokuyu. Balık koku. Koy ekmeği. Ne yiyorsun balık? Ama balık kokusu balıktan kopuk değil. Aynıdır. Ama buruna, beyne. Mesela balığı yerken beyinde gönderilecek zevk burunla da alabilirsin. Yani balığın tadını dille alıyorsun. Buraya mesaj gönderiyorsun, burunla alıyorsun, buraya gönderiyorsun. Gözle bakıyorsun, buraya gönderiyorsun. Üçü de aynıdır. Yani şöyle diyeyim. Hayal ediyorum bir kadını. Yaptığı tarif seyrediyorum aynı. Çünkü aklın böyle bir aptallığı var. Hayal ile gelmiş. Realiteden gelmiş. Fark etmiyor. Çünkü akıl realite ile hayali tefrik edemez. Aynıdır. Gelen resme bakar. Arkadaş ben diyor evrağa bakarım. Sen nereden getirsin getir. Ben evrağa bakarım. Bir daha sonra okuyorum. Asıl oraya misali temsilatının olması, bedeni misalisiyle mevcut olması. Yani 59. Mektubatta diyor ki Mehdi İsa Aleyhisselam gelecek. Delil yaparken 4 tane örnek kullanıyor. İsa Aleyhisselam'ın suretinde inmesi, semadan meleklerin inmesi, büyük zatların kuşların cefine girmesi, o mu? Oydu. Dördüncüsü çok önemli bizim için. Ölü evliyaların çoğu diyor. Azı da değil. Çoğu bedeni misalileriyle dünyaya gelmeleri. Bedeni misali. Mesela bedeni misali şöyle diyeyim. Güzel bir örnek olur. Uykudayken beden mi, bu hakiki midir yoksa bedeni misali midir fark etmediği için rüyada gördüğün ayık iken yaptığın aynı olur. Mesela banyo yapmak zorunda kalırsın. Ama bedeni misaliyle yaptığın bir şeyi bedeni cismani ile yaptığını zannedersin. Aynı. Veya seni köpek kovalıyor. Terden su oluyorsun, kaçıyorsun. Tam kayalıklara atılacaksın, uyanıyorsun. Terden su oldun mu olmadın? Oldu. Peki, koltukta yatan ceset terden su oldu. Bu mu koştu? Yok. Niye fatura buna çıktı? Bu koşmadı ki. Bedeni misali. Anlıyor musunuz bak? Bedeni misali. Rüyadayım ha, yatıyorum. Yaparken horlamamla öteki oda rahatsız oluyor. Ama bu horlama burası duymuyor. Bu kadar yer. Ama horlamamla orası rahatsız oluyor. O anda rüya görüyorum. Horlama anda rüya görüyorum. Arkadaşımın sesini duyuyorum. Ama horlamamı duymuyorum. Tamam mı? Demek ki duyan kulak değil yani. Şimdi peki ben rüyadayken köpek kovalıyor. Ha yaşarken yani bedenle kovalama ile rüyadaki köpek kovalaması aynı değil mi? Aynı heyecanı, aynı korku yaşıyorsun. Evet, aynı terlemeyi de oluyor. Peki birisiyle beraber oldunuz. Tamam. Gusül yapman lazım. Aynı değil mi? Aynı. Aynı ki zaten fatura çıkıyor. Gusül yapman lazım. Peki o olmadığına göre bu ceset niye buna fatura çıktı? İzah edin. O kimdi? O zaman bu kim? O bedeni misalisidir o. Beden aynıdır. İşte kadına baktığınız zaman nasıl ki benim rüyada bedeni misalimle bu işleri yapıyorsam bedeni misali herkesin şu anda bir bedeni misalisi var. Her kadına baktığın zaman bedeni misalisi aynen giriyor içeriye. Şuur altı diyoruz. Mesela televizyonlarda 25. kare kullanıyorlar. Aynı. Şu mesela 24 tane kareyi şöyle elim yaptım tak 24 tane koyarlar. Tırırırt. Saniyede göz 24 tane kareyi tek görür. Tek resim. 25. görürseniz göz fark etmez ama şu hemen pat diye aşağı gider. Şuur altına geçer. 25. kareye kötü bir resim koyarlar. Ondan sonra şuur altına o girer. O mesela diyelim ki Coca-Cola uygulayayım. Adam içiyor, tamam mı? 24 tane kareyle böyle içiyor. 25. kare senin gözün görmüyor, çırpçıplak resimdir.
görmemişsinizdir. O 25. kareyi ya aletle göreceksin ya maneviyatla göreceksin. 25. kare var mı yok mu? Orada görürsün. Göz üstü bakabilirsen görürsün orada. 25. karede çırılçıplak kadındır. 24 tane şöyle içerken baktığın anda senin gözün 25. kareyi görmüyor. Pat 25. kareye iner 20. Peki ne olur? Coca-Cola içen herkeste cinsellik duygusu uyanır. Çünkü onu dürtmek için o 25. kare konmuş. Ses de aynı değil mi? Ses de aynı. Ses 0.10'da, 0.10'da 3'de, 0.10'da 4 lambda dalga boyu arasındaki sesleri duyar. Onun altındaki ve üstündeki karıncanın ayak sesini ve gezegenlerin üstünü söylüyorum. Gezegenler hareket ederken ki yaptığı sesi kulak duymaz. 0.10'da 3, 0.10'da 7 lambda arasındaki dalga boylarını duyar. Veya megahertz diyebiliriz. Şimdi rüyadaki ben hangi bedenimle o işleri yaptımsa sana baktığım zaman o giriyor. Onun için Allah Resulü diyor ki gözüktüğü zaman Allah hatırlatan, şey gözüktüğü zaman sizi rahatlatan, konuştuğu zaman hikmet yapan var ya bu kişi en hayırlıdır diyor. Görüldüğü zaman seni nasıl rahatlatıyor? Çünkü tesir ediyor. Mesela bir tanesi beni mesela ondan diyorum. Beni görenlerde 3 tane özellik olur. Yani 3 tane bir tanesi olur. Beni görenlerde ha kamerada ha canlı aşırı nefret olur. Onu görüyor bu falan. 2 aşırı bir muhabbet olur. 3 hiçbir şey olmaz. Zaten herkese böyledir de bana ait değil. Daha çok olur. Aşırı nefret benim ruhumun zıttında bir yapısı var. Aşırı muhabbet ruhuma çok yakın. Herkes öyle. Hiçbir şey olmaz. O da bizim gibi sıradan dalga boyları aynı. Yani dalga boyun derken yapımın artık ne dersek. Neyse biraz da gideyim. Anladık mı? Rüya çözdü bunu. Yani çünkü ustad diyor ki suretler diyor ahlakı fena aldı, grrr, sarstığı, sukut ruha sebebiyet verdi. Günahtan mı bahsediyor? Günah var mı orada? Kebair işliyorsunuz. Usta Risale-i terbiyesi böyle. Risale-i Nur'un anlatımı böyle. Haramdan bahsetmeden bak ne anlatıyor. Değil mi? Haramdır, mekruhtur, ola ne biçim adamsınız lan, domates kafalar falan demiyor değil mi orada? Formülleri veriyor abi. Çok ilginç değil mi? İnsanın terbiyesi şeyine bak, eğitimine bak. Çok tuhaf değil mi? Çok tuhaf. O zaman bu ne hak etti? Öpüp başa koyma hak etti. Onun için beni deli ediyor. Vallahi Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Acayip oluyorum ya. Acayip ediyor beni yani. Hiç haramdan bahsetmiyor. Yani çok tuhaf ya o. Peki abi rüyadakinden neden mesul olmuyoruz? Allah merhamet eyle diyor. Şey yok orada. İhtiyar yok. İhtiyar yok. Çünkü alemi misal değil orası. Alemi misalın bir altı olan daire misalde oluyor bu. Yani. Çünkü geçmişte ötelerde şeytan, melek yoktur. Şeriatı farklı. Hiçbir şey yok. Oranın şeriatı farklı. Mesela rüyada ihtiyar oluyor. Rüyada da ihtiyar oluyor. Oluyor tabii. Rüyada da ihtiyar oluyorsun falan ama geldiğin zaman aynı yerdekisin. Yani şeriatı farklı. Allah şeriatları kaldı. Mesela diyelim ki kardeşler evlenmesi Adem Aleyhisselam da caizdi. Şeriata göre değiştiriyor Allah. Mesela diyelim ki iç yağ yemek Yahudilere haram. Bizde gayet çok iyi. Kaliteli bir yağdır. Mesela ben her gün avlanırım, balık tutarım. Cumartesi avlanmak Yahudilere haramdır. Şeriatı Allah değiştirmiş. Allah emreder. Hasen olur, nehye de kabih olur. Vesvese Risalesi. Onun şartı, eğer öyle bir şey yapsaydı hakikaten çok kötü değil. Allah çok hoş ya. Değil mi? Hakikaten kaliteli değil mi? Tövbe yani. Allah'ım affet beni ya. Tövbe estağfurullah. Tamam meczuplum doğru, kabul ediyorum. Ama dayanamıyorum ya. Allah'a böyle baktığım zaman hakikaten Allah ya. Bu kadar usta ya. Keyif alıyorum, gurur duyuyorum. Zevk alıyorum. Benim Allah'ım olmasından şeref duyuyorum yani vallahi ya. Elhamdülillah. Evet. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor abi. Şimdi kıyamette her mesela dünyada bir nefistir ya onun da eceli olacak.
Şeytanın canını alması konusunda biraz sabah düşündüm de abi. Şeytanın nasıl canı çıkacak, nasıl olacak yani? Şeytan nasıl canı çıkacak? Şeytanın yanında olmadım, nasıl canı çıkaracağını görmedim ama bir tanesi dediği gibi bana. Dedi ki Adem validemizle, Adem babamızla, Hava validemiz arasında nikah nasıl oldu dedi. Vallahi dedim nikah şahidi değildim. Bilmiyorum. Semavi yapılmış, tamam mı? Semavi yapılmış. Ha Azrail'in canı nasıl çıkacak? Şeytanın. Ha şeytanın. Ha Azrail'in kolay. Çünkü 15. mektupta anlatıyor nasıl çıkacağını. Azrail bile ölecek. Oradan çıkartıyorum. Herkesi öldüren de ölecek. Azrail de ölecek. O bizden daha korkuyor. Herkesin canını aldı insanda psikoloji. Onun da psikolojisi var da o da zişuurdur ya zihayattır. O da varlıktır da o da yani ruhu var. Onun da aklı var. Haşa akılsız tövbe estağfurullah. Ama aklı kül bizim kadar değil. İnsan kadar hiçbir şey olamaz. E şimdi öldürüyor. Hiç düşünmüyor mu? O da düşün. Ben de öleceğim. Küllü şeyin halikun ilavece. 15. mektubun sonunda da her şey ölecek. O da ölecek. Azrail aleyhisselamın, şeytanın nasıl öleceğini bilmiyor. Ulan ne hatırına geliyor ya Rabbi. Peki ben size bir şey okuyayım. Dur. Suretler suretler ahlakı fena halde sarstı. Bunu anlaman için, çözebilmen için ahlakı bilmen lazım. 2. Sureti bilmen lazım. 3. Bu iki bilgininden sonra düşünmen lazım. Ahlakı fena halde sarstı. Leylim okusan anlamadım. Ahlak nedir? Dur. Ahlak hulkların cemidir. Huy demek, tabiat demek. Ahlakın temelini. Şimdi buraya kadar lugat. Bundan sonra hiçbir tane yok. Kaldır lugatı. Şimdi Risale'den istinbat ettiğim manalarla söyleyeceğim. Ahlaktan bahsedeceğim. Ahlak. Ahlak, huy var ya, ona huyun kurusun. Huy değişmez. Hadiste de şöyle var. Dağların yürüdüğünü duyarsanız, görürseniz inanınız. Bir insanın huyunun değiştiğini duyarsanız inanmayınız. Huy. Huy tabiat yani. Bak. Lugat manası olarak hurlukların cemidir. Huydur. Tabiattır. Ahlakın temeli. Şimdi bundan sonra bana ait. El hubbü fillah vel buzu fillah esas alınarak oluşur ahlak. Ahlakın oluşum zemini el hubbü fillah vel buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman. Yani dostunu da Allah belirleyecek. Düşmanı da Allah belirleyecek. Suretteyim ha. Konuyu dağıtmıyor. Çapını genişletiyorum. Devam ediyorum. Zamanla zemin ve şartlara ve kişilere bağlı olarak değişmeyendir ahlak. El hubbu fillah vel buzu fillah'nın zemin oldu. Ahlak zamanla zemin ve şartlara göre kişiye göre değişmeyen huylardır. Yani içte. Dışarısı değişir. İç değişmez. Zamanla şartlara vasen değişmez. Yaratılışta olan hasletlerin, huyların ve seciyelerin ve cibiliyetlerin uyandırılmasıyla insanda ortaya çıkan akıl, kalp, fiil bütünlüğüne denir ahlak. Bir daha söyleyeyim. Bunu bulamazsınız. Yaratılışta olan hasletlerin, huyların, seciyelerin ve cibiliyetlerin uyandırılmasıyla İnsanda ortaya çıkan akıl, kalp, fiil bütünlüğüne denilir ahlak. Bu üçünü de bütünlüğe getirene de kamil ruh denilir. Bu mana itibariyle ahlak üçe ayrılır. Kötü ahlak, iyi ahlak. Kötü ahlak, iyi ahlak. Diye üçe ayrılır. Bu her birisi de üç kategoride incelenir. Tefrit, vasat, ifrat. Şimdi konumla alakalı yere geliyorum. Çabuk okuyorum. Şimdi dedi ya, suretler ahlakı fena halde sarstı. Sukutu ruha sebebiyet verdiği. Suretten bahsediyorum. Suret ruhu nasıl tahrip ediyor? Onu konuşuyorum.
Niçin buna girdin? Kardeşim, suret ahlakı tarif etmiyor mu? Ahlakı bilmiyorsun ki o zaman. Ahlakı bilmeyince nasıl bu, neye konuşuyorsun ki? Atıyorsun. Bildiğimi zannediyorsun. Ahlakı bir kere tanımlaman lazım. Dışta his oluyor abi. Ahlakı bir de söyleyeyim. Ahlakı bir de okuyayım. Yaratılışta olan hasletlerin, huyların ve seciyelerin ve cibiliyetlerin uyandırılmasıyla insanda ortaya çıkan akıl, kalp, fiil bütünlüğüne ahlak denilir. Şimdi suretler bu yapıyı ahlakı çökertiyormuş. Yani suretler insanda bulunan hasletleri, huyları, seciyeleri, cibiliyetleri bozuyormuş. Virüs gibi oraya giriyormuş. O seyrettiğimiz zaman kadının resmini içeriye giriyor. Çünkü kadının resmi kadından kopuk değil, ne olursunuz bunu adımız gibi bileyim. Yani kendimi yırtıyorum ama suç bende, ifade edemiyorum. Sima sima değil. Simanın içerisinde şey, suretin, suretin içerisinde sima hum fi vucumine seri sucud. Yani secde edip ne melanet işledikleri, ne iyilik yaptı, nasıl bir adam oldukları simalarından bellidir. Yaşa göre zina eli midir, oruç mu tutuyor, nurcu mudur, tarikatçı mıdır, hafız mıdır, hoca mıdır, hep buradan belli. Hatta maddi organlar da belir. Kadının suratına bak, her şeyini bilirsin. Erkeğin suratına bak, her organını bilirsin. Ha? Bu böyle bir şeydir yani. Tavsif ediyorum ki bu sima, şey, suret, suret değil. Suret kişiyi taşıyor karşıya. Taşınca ne yapıyor? İnsanın hasletlerine, huylarına, seciyelerine, cibiliyetinin içerisine virüs olarak giriyor. Oradan gelen resim. İçeri girdi dört yere. Hasletlere, seciyelerine, cibiliyetlerine, huylarına. İçeri girdi. Tahrip ediyor. Tamam mı? Suretler diyor. Ne yaparmış? Surette ahlakı fena halde sastı. Sukuturuğa sebebiyet verdiği. Suretler bu yapıyı, yani dört yapıyı, neydi yapı? Haslet, huy, seciye, cibiliyet. Bu içerisine giren virüstür. Cibiliyet ne oluyor? Mazi, hani var ya, cibiliyeti bozuk. Diyoruz ya, mazi senin seceren, secereden koparıyor senin. DNA'dan koparıyor. Yani. Koparıyor yani şu, soy, seyitti. Falan soydandı. Allah Allah. Onun için dinde, gene oraya beni götüreceksin. Evlenirken külliyatın her tarafında ilk önce küfüfde din diyor. Sonra seciye diyor, değil mi? Bir yerde dini ikinci sırada bırakıyor. Seciyi başa alıyor. Nerede? Hayır. Nerede? Seciyi başta. Kitaplarda okumuştunuz da abi. Kastamonu attın tuttu. Yok yok, atmadım. Abi. Atmadın, tamam. Evet. Neresi? 252. Bak onu şey yapayım. Arkadaşlar, çok ciddi iş yaptığımız için benim o davranışlardaki uslubuma, bağırmam şey nazara itibara almayın, tamam mı canım benim? Bedenin misalisi suretten geliyor o zaman. Simadan değil abi. Bedenin misalisi suretten geliyor. Simadan değil. Haletini atıyorsun. Abi. Evet. Bak. Efendim abi. Bedenin misali mesela. Bu maddi beden. Rüyada kullandığın ceset bedeni misali işte. Lazca bu. Veya şöyle diyeyim. Güneş kişi. Aynadaki güneş. Güneşten ne aynıdır ne gayrıdır. Güneşte kopuk mudur? Hayır. Aynı mıdır? Değil. Ama güneşin hassiyetine sahip değil mi? Aynadaki güneş. Mesela aynada gözüken ben kesifim. Yani sırf suretimi gözüküyor. Ayna şöyle yansıt. Yansır mı? Benim simam yansımaz. Güneşi getir buraya. Oraya yansıtır mısın? Yansıtır. İşte ayna benim ruhum. Ahlak. Ayna, bir daha söylüyorum. Üç defa söyleyeceğim. Şuradaki ay, güneş. Ayna, güneş. Şuradaki güneş. Semadaki güneş. Kadındır. Aynada ayna benim ahlakımdır. Huy. Seciyem, cibiliyetim, hasletlerimin toplamı. Ayna bu. Ayna kadın.
Şey ayna diyorum. Güneş kadın. Ayna benim ahlakım. Aynada gözüken güneş. Güneşten kopmadığı gibi. Güneşin ne aynısı ne gayrı. İşte harama baktığım zaman, aynaya güneş vurduğu zaman, aynaya ne yapıyorsa güneş, harama baktığım zaman onun sureti de benim ruhuma böyle yapıyor. Peki Kastamonu bak. Ya acayip bir kitap değil mi külliyat? Hadis-i şerifsiz Kur'an anlaşılmaz. Hadis Kur'an'ın yorumu, izahı, uygulanış şekli. Laikasız da sözler, mektubat, şuallar, lemalar anlaşılmaz. İstikamet bulamazsın. Sözlerle istikamet bulamazsın, lemalarla bulamazsın. Laikalarla bulacaksın. Yürüyen adam ve yol. Yol bu, yürüyen layık bir şey, esasat. Bak, ne diyor bak, diyor ki ve bilhassa küfuv-ı şer'i tabir edilen evlenirken birbirine seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından, ilk önce seciye diyor. Anladın mı delikanlım benim? Evet. Hiçbir yerde yok başka. Her yerde diyanet birinci. Lemalarda birinci sırada kullanıyor. O zaman usul nedir? İki tane şey, mesela iki tane şey zıtsa o zaman ötekisi alınır. Mesela haramla farz çatışınca haram işlememek için farzı terk et. Her yerde din alınıyorsa, bir yerde seciye alınıyorsa seciye alınır. Onu bloke eder. Yani şu, küllidir ama şey değildir. Neydi o? Küllidir ama külliyle mutlaktır ama mesela diyelim ki şu sureyi okuyan var ya şunu sebabı kadar alır. Bu küllidir ama umumi değil. Küllidir, umumi değil. Aynı bir kanun burada var. Şimdi gelelim seciye dedin ya, seciye sen sorduğun için buraya geldik. Soy önemli. Soya bakacaksın. Kaportasıyım. Evi var mı? Var. Abası var mı? Var. İyi mi? İyi. Evlendim gittim. Dini var mı? Yok. İlk önce şu. Allah Resulü'nün dediği gibi çöplükte, pislikte yetişen gülü koklama. Kim koklayacak? O tipten olanlar. Sen onu koklama kardeş. Sirayetine bakacaksın. Yani. Sirayete bakacaksın. Değil mi? Suretler bu yapıyı, yani ahlakın dört yapısını, seciyesini, cibiliyetini, neyini başka? Huylarını, hasletlerini. İki tane he, iki tane ha. Bir s, c, h, h. Cibiliyet, haslet, huy, seciye. Tamam. Burayı ne yaparmış? Virüs gibi girermiş. Nasıl girermiş? Güneşin aynaya girdiği gibi. Güneş ağaca nasıl giriyorsa. Güneş buraya girer, giriyormuş. Ruh da hali, kadın ruhu var. Güneş yarım nurani. İnsanın ruhu tam nurani. Öyle ya, 16. sözde söylüyor. Güneş buraya giriyor mu, girmiyor mu? Bunu değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Değiştiriyor. Toprağın altına girip çekirdeği büyütüyor mu, büyütmüyor mu? Senin de suretler böyle yapıyor. Lazcası, daha izah edemiyorum. Suretler bu yapıyı, dört yapıyı çökertiyor. Bunu çözebilmen için ahlakı bilmen lazım. Neyin nesidir şu ahlak ki suretlerle sarsılıyor? Suretler ahlakı sarsıyor, yani ya ifrat moduna ya da tefrit moduna çalıştırıyor demektir. Unutmayın, ahlakın üç modu var. Vasat, ifrat, tefrit. Suretler giriyor, insanın ahlakını sarsıyor demek. Ya ifrat modundasın ahlakın, ya tefrit modundasın. Tefrit. Moda nasıl oluyor? Şimdi ahlakın ifrat tefrit moduna girersek yaklaşık olarak belki de 6 tane ders var. Ahlak diye bir ders var. Nur dersine gir. Hocasın, ilahiyatçısın. Kaçıncı sınıftasın? 3. Bunu gir. Nur dersine gir. Ahlak diye, ahlak, güzel ahlak, kötü ahlak diye her bir dersten 2'şer tane var. 6 tane ders var. İfrat tefrit vasata girdi mi ben çıkamıyorum bu sefer. Toparlamakta zorluk çekiyorum.
ruhu tutan alt taraflar boşalınca sukutu ruha sebebiyet veriyor. Ruhu tutan alt veriler boşalınca sukutu ruha sebep oluyor. Yani basar sıfatı zarar görür ve işlevi ortadan kalkıyor. Basar sıfatı ruhta. Kalp gözü ya da her şey... Onlar olmuyor işte. Kalp gözü, diğer gözleri, her şey. Bir mide gözü kalıyor. Mide ve uşkurluk gözü kalıyor. Onunla görüyor artık her şeyi. Basar sıfatı ruhta tahrip görüyor. Neyse. Şimdi biraz da ne bereketli soruydu ya. Bu soruyu verelim. Diğerlerine vermemiz ömrümüz yetmez. Saate baktım. Evet, devam ediyorum. Bedeni misali ile mevcut olması, yani sima, suretlerde, sima değil, suretlerde, nasıl, şöyle diyeyim biraz daha. Bir milletin nasıl tanınıyor? Mizacını, bir milletin mizacını, dışarıya çık. Hadi bunu bir kim söyleyecek? Bir milletin mizacını dışarıya ne gösteriyor? Mizacını? Hadi. Ne olur. Bak, dün okuduk. Darul Arp, Darul İslam meselesinde. Bir milletin mizacını dışarıya nasıl çıkar? Neyle çıkar? Daha ondan önce, kelamdan önce. Darul Arp, Darul İslam'da kullandık. Bir milletin İngiliz, Fransız, Arap, Laz, lisan, Türk... Lisan mı? Bir milletin mizacını dışarıya... Kaç sayfa? Mahkematta. Hadi. 90. Ha? 90. Ne çıkartıyor biliyor musun? Bir daha söyleyeyim. Bir milletin mizacını dışarıya... Mizacını his olarak gözükür. His dışarıya ne olarak gözükür? Şu. Kelam. Dolayısıyla kelamı bozmak o milletin hissiyatını bozmaktır. Hissiyatını bozmak mizacını bozmaktır. İngilizler bunu bildiği için Osmanlı ve ecdatla bizi bağlayan Risale-i Nur kelimelerini bunun için bozmak istiyorlar. Ecdatla bağ kalmasın diye. Bak, kelam, gir içeriye hissiyat, gir içeriye mizaç. Yani böyle. Bu sıra budur. Bir mizaç, huy yani. Huyun biraz da dışı. Bir milletin ahlakı mizaç olarak gözükür. Mizaç hissiyat olarak, hissiyat kelam olarak gözükür. İşte bu insana varabilmen için bu yolu takip etmen lazım. Kelam ortaya kaldırırsan hissiyatına varamazsın. Hissiyatına varamazsan mizacına varamaz. O insanla alakanı koparman için seninle onun arasındaki ortak bağı yok etmen lazım. O yolu kaldırman lazım. Neyle yürüyeceksin? Tam oradan geliyordun, yolu böyle yaptım, öyle gideceksin. Sen zannediyorsun. Bana bakıyorsun ama yolda yürürken tren rüyayı gibi öyle gidiyorsun. Şeye benzer. Gemide oturan adam sahile böyle baktığı zaman şey evlere, Allah Allah, bütün şehir geri gidiyor. Oysa kendisi ileri gidiyor. Tamam. Devam ediyorum. Yani kelam niye aş yaptım? Mananın bedeni misalisidir diye söyledim bunu. Kelam, bak geri gideyim. Ahlak, mizaç, hissiyat, kelam. Kelam nedir? Bu sürecin misali temessülatıdır. Temessülatının görüntüsüdür. Kelam kişinin karakterini gösterir. 91 mahkematta. Hazreti Ali diyor ki kişi dilin altındadır. Burada değil tabii. Bu da acayip bir şeyde var bu çekirdek. Ustad diyor ki kelam, yani konuşan, o kelam ile batınını dışarıya taşıyor. Nerede nasıl terbiye olduğunu, bunun karakterini, yapısını, kültürünü, eğitimini kelama yüklediği manaya göre bunu tanımlarsın, tanırsın bu adamı. Bunun kim olduğunu. Kelam kişinin karakterini gösterir diyor. Benim mahkematımı getirsene bu arada. Sana bir yer buldum, okuyun abi. Oku abim. Mahkemattan mı? Evet, 87. Sen git. 87 ha? Mizacı, bir dakika şuradan. Tamam. Zira bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi lisan millesi de hissiyatının mahkesidir. Hah, bu işte. 87 niye görmediniz? Bu işte. Aç orayı. Bu. Heyecanlandırıyorsun, zevk alıyorum.
Acayip bir şey. Benim böyle tasarladığım için ben ezber yapmamışım. Ne olduğunu düşündüğüm için söylüyorum onu. Ezber cümlem yok. Ben onu kafama koydum, mizac. 87 niye göremedin abisim? Eyvah. Niçin üzerine duruyorum bunu biliyor musunuz? Kelam ruhun dışa misali temessülatıdır. Bedeni misalisidir. Aynadaki güneş, güneşin bedeni misalisidir. Zira bir milletin mizacı, bir hızlı konuşayım, o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi, yani bir milletin hissiyatının deposu mizacıdır. Sonra lisan-ı millisi de İngilizce, Arapça, Türkçe, Lazca, Kürtçe, lisan-ı millisi de yani milli lisan hissiyatının makesidir. Hissiyatının gözüktüğü yerdir. Milli lisan hissiyat da orada gözükür. Milletin emzicileri muhtelif olduğu gibi lisanlarındaki istidadı belagat da mütefavittir diye devam ediyor. Aslan usta. Adam gibi adam, batını dışarıya taşıyan adam. Hasta oluyorsun yani. Bedene misal diye biz alemlere girmek için bir daha mı bedene misal gidiyoruz abi? Evet gidiyoruz. Aferin. Aynen bir o beden... O zaman zaten cehennemden istifade edemezdik ki abi. Edemezsin. Sen gidirmezsen nasıl gidireceksin? O, bak bedeni misalisi bu ahireti burada da getiriyor. Yani Yümit 20. mektupta diyor ki insan bir yere gitmiyor. İstikbal alemi şehadete geliyor, uğruyor, hale geliyor, yağıyor ve teneffüs ediyor, maziye dökülüyor diyor. Bedeni misalisiyle adam cennete burada giriyor. İmam-ı Rabbani de öyle diyor. Cenneti avam orayı bekler. Havas burada girmiş. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Biz hala bekleyelim cenneti. Adam burada gir diyor Allah. Fi zarftır. Zarf. Girecek demiyor. Gene cennete girecek demiyor hoca, değil mi? Yani onu şey diyor yani onlarla beraber girin diyor. Evet. Ne olacak? Yani o fi değil de ma'li anlayın diyorlar. Ya mecbur öyle. Ne yapacağız? Evirip çevireceğiz yani, tamam mı? Fiydi. Oysa bu dünyada mümkün. Taşıyor diyor ya zaten abi sözleri. Ha evet cenneti taşıyor. Ha ikinci sözün sonunda. İkinci sözün sonunda diyor ki iman cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür ise cehennemin tohumunu saklıyor. Misal, arabaya bir araba düşün, taksi. Tokat'ın şeyini getir, içine şeftalileri koydun. İçerisi ne kokar, armut kokar mı? Yok, şeftali kokar değil mi? Ha, cennet, iman cenneti taşıyor. Cennetin ne? Cennetin nesini? Demek bir manevi Tuba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Ha, cennetin Tuba-i Cennetini taşıyor. Arabada şeftali taşıyorsun. Oh cennet şeftali bahçe Tokat'a gitmene gerek yok ki getirdin Tokat burada arabanın içinde. Oh, veya çiçekçisin. Bütün çiçekler orada, bahar orada. Tamam. Peki küfür ise cehennemin tohumunu saklıyor. Koy tohumu oraya. Kapat oraya, kapat. Ne kokusunu görürsün, ne tipini görürsün. İşte eğer kafirin cehennemin çekirdeği çıksa böyle şeftali gibi kokusu dedi. Zaten kafayı yer ya. Bitti ya. Onun için saklıyor. Onun için Müslüman yiyor. Bak orada ne acayip şey diyor. İman Tuba-i Cennet'in çekirdeğini taşıyor. Gizlememiş. Ha? Takkeli iman. Takkeli, tamam mı? Öyle değil mi? İmanlığın içerisi. Neler diyorlar Risale-i Nur değil mi? Mesela hocam bu aklıma geldi. Nasıl mesela kelam mesela kelam çıkıyor. Mesela bir risale diyor ki mesela böyle gözükmeyen bir yazıya şey sürsem diye bir de böyle şey çıkıyor. Osman, 26. lemada. Aynen o kelam o şeyi sür. Hemen o adam çıkıyor. Yani. Evet o adam çıkıyor. Doğru aferin lan. Bazen kafan çalışıyor.
şurayı burayı bitirelim çünkü tam 3 satır var ya. Bir türlü geçer. Anladık mı? Kelam, ahlak. Çık dışarıya. Mizaç. Çık dışarıya. Hissiyat. Çık dışarıya. Kelam. Kelam nedir o zaman? Bu bütünlüğün bedeni misalisidir. Onu kaldırsanız adamı öldürdünüz. Bedeni misali demek aynadaki güneş. Başka? Rüyadaki sen. Ayn değil, gayr de değil. Aynısı. Ona timsel denmiyor mu abi? Ama artık şuurlu onu kullanıp orada cansız olursa güneş şöyle cansız timsalidir. Ama sen bedeni misalisi oluyorsun artık. Sen varsın orada. Yani güneş orada var ama şuurla tasarruf edemiyor. Ben adama girdimse, kadın bana girdiyse burada icraat yapıyor. GPS de kontrol ediyorlar. Tak 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 benim karnımda dolaşıyor. İlk bakışta mı? Ha? İlk bakışta mı? Yok, ilk bakışta yok. Onu Allah şöyle bir sistem koydu vücutta. Antivirüs var. Bir baktın estağfurullah tak yok ediyor. Ama ne olan nasıl bir şeydi falan bakarsan o zaman antivirüs gücüm yetmiyordu. İçeriye giriyor. Şuurdan şuur altına geçiyor. Eğer böyle biraz hassas olursanız o zaman bir parçasını anlatayım. Aleminizde artık insanların siması hayvan mı, tilki mi, çakal mı, domuz mu gözüküyor. Diyor yani kitapta. Tamam mı? Bedeni misalisiyle mevcut olması. Asıl oraya sirayet etmesi. Ya acayip bir şey ya. Şimdi sirayete girecek miyiz? Yani adam veya kadın suretle sirayet ediyor sana. Ona bir örnek vereyim gene. Ecdadın hep misal veriyorum. Camilerinde ruhu sirayet etmiş Osmanlı kokar. Yani bunu biz iman ettiğimizden değil. Japon turistler de öyle diyormuş. Caminin görevlisine sordum Sultanahmet. Ya dedim benim etkiliyor dedim. Şey gidiyormuş yani. Hamide'ye gidiyormuş oradaki görevli. Camide tanıştık. Dedi ki abi ben seni tanıyorum dedi. Sultanahmet de yani. Orada camide turistlere başörtü veren adam. Dedim ki İngiliz biliyorum abi dedi. Hiç görüştün mü dedim merak ettim dedim. Japonlar daha çok Japonlar geliyormuş inşallah. Bak bir şey anlatmak için ben hep tavsif anlatıyorum. Hamide'ye gitti bilmem ne. Dedi ki ben de merak ettim diyor. Yani diğer camilerde ne fark var? Biz diyor burada değişik duygular yaşıyoruz demiş kadın. Bilim adamı yani mühendis mi Japon. Şuralara bir ifade edemiyor Osmanlı'yı. Değişik duygular yaşıyoruz diyor. Niye böyle durup kaldın demiş de. Biz irkilmiş. Biz demiş buraya bakar. Ha demek ki ecdat ruhunu maddeye yansıtabilmiş. Benim kitabımla sizin sözleriniz hakikatta aynıdır ama mahiyet aynı değil. Çünkü ben şuraya sirayet etmiş. Sinmişin yani. Sinmişim ha. Yani yemek mesela balık koyarsın da diğer yemeklere de siner ya buzdolabında. Hani bu benimle konuşuyor inan bana. Bir tane diyeyim bir manyaklığımı diyeyim deliliğimi söyleyeyim. Benim yatağıma tekerlekli ya benim şey masa yukarı çalıştığım. O Kur'an'ım olur masamda kesinlikle Risale'm olur neyse. Ondan sonra başımın yanında çekerim durur. Bir sıkıldığım zaman bir şey olduğu zaman değişik rüyalar veya korku şeyli falan. Elimi şöyle atsam inan mı bana be nasıl desem psikoloji dersin de. Koyayım yeter ha vallahi. Ha böyle git. Bir ceyran akmaya başlar. Bir keyif verir. Diyeceksin ki bir şey. Neticeyi alıyorum kardeşim ne dersin de. İşte psikoloji değil, miskoloji de, itoloji de, katoloji de. Ne dersin de. Neticeyi alıyor muyum kardeşim? Ben bunu yaşıyor muyum? Bitti. Elimi yete ki bir koyayım. Allah Allah. Peki sirayet. Sima ile kişi öteye sirayet eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabe-i kirama görenlere insiba ve inikasla ruhlarına aynı oluyordu. Allah Resulü'nü gören sahabeye hiç kimse yetişememesinin sebebi Allah Resulü'nü gören sahabenin ruhuna bedeni misalisiyle temessül ediyor oraya. Bedeni misalisiyle aynı sahabeye temessül ediyor. Gayri değil, aynı da değil. Sırrı sirayet. Allah Resulü'nün yetişilmediği gibi
Sahabe yetişilmemesinin sırrı sirayet diyebiliriz. Bedeni misalisi, Allah Resulü'nün bedeni misalisi sahabe-i kiramın ruhuna temessül ediyor. Temessül edince ne aynıdır ne gayrıdır. Yani öyle. Rüyada görünce mesela biz aynı şey olmuyor mu? Olmuyor. Ama o da Resulullah'tır. Vücudu misalisi. Peki rüyada sen görsen sahabe olabiliyor musun? Olamıyorum da. Olamıyorsan demek bir eksiklik var. Ne sahabe... O eksiklik işte. Heh? Onu nerede anlatıyor biliyor musun? Dur. 155 Emir Dağ 2'de anlatıyor. Diyor ki iki türlü eksikliği de sen hocasın ya 3. sınıfta sana lazım diye söyleyeceğim. Birisi veraset-i nübüvvet sırrıyla, bir tanesi veraset-i risalet cihetiyle bakıttığı için. Biz risalet cihetiyle görüyoruz. Veraset-i nübüvvet cihetiyle göremediğimizden. Anladın mı? Dolayısıyla biz Resulullah'ın simasını görsek rüyada odur. Ama sahabe değiliz. Ama o değil, odur. Şüphe yok. Öyle diyor. Benim simama giremez diyor. Odur ama değildir. Oysa niye sahabe değilim? O değilse kimdir? Neye benziyor biliyor musun? Cenaze kıldırıyorum. Allah için namaza, Peygamber aleyhissalatü vesselama salavata, meyit veya meyte için duaya, Allah uydum hazır ol öndeki imama. Cenaze kıldırırken böyle demiyor mu? Peki şehit bu. Allah diyor ki ölü demeyiniz. Öyle demiyor mu? Ölü demeyiniz. Ölü değilsin ben kimin namazını kılıyorum? He? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمَرْتَ تُشْكُرُ demeyiniz diyor değil mi? Peki ölü değilse neyin cenazesini kılıyorum? Cenazesi kılıyorsa ölüdür. Allah da diyor ki öldü demeyiniz. Cesedine namaz kılıyoruz. Tamam mı? Ruhuna dua gönderiyoruz. Allah için namaza, Peygamber aleyhissalatü vesselama selavata, meyit için duaya. Dua gönderiyoruz kardeş. Biz neyse hadi bakalım. Allah Allah. Ben de ilk kez düşünmemiştim yani. Öyle hissedilir. Böyle ben şeyde de kıldırdım. Allah için çok etkilendim. Bu bilgilerim de olduğu için bayağı etkilendim ya. O ayeti de hatırladım. Allah için namaza, Peygamber aleyhissalatü vesselam selavata, meyit için duaya. Meyite namaz değil ha, dua. Allah Allah. Ne rükû var ne secde var. Ne biçim namazsa. Harikalar dünyasındayız ya. Burası değil ya, biraz uyanın. Buzun cenazesi abi. He? Buzun cenazesi. Buz mu? Buz su. Ha buz su, evet. Buz su, H2O falan. Tamam. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Bu dersler mayın tarlası. Herkes dinlememesi lazım. Anlıyor musun Ömer? Anlama çalışıyor. Tamam. İsviçre'den gel buraya. Koptun mu? Gel buraya. Sirayet. Sirayet dersine var ediyoruz. Hem o resmin gözünde erva habiselerin gizlenebilmesi ve oradan ötelere koridor olabilmesi gibi hikmetleri barındırıyor. Allah Resulü diyor ki benim dahi resmim abi ustadın resmini koydum. Allah Allah. Ustadla Resulullah kıyas edilir mi? Benim dahi diyor. Dedem mi? Abi dedemin resmi. Fesubhanallah. Abi ustadın resmi. Ya deli etme beni. Allah Resulü diyor ki benim dahi resmimi görürseniz daha yukarıya çıkarım. Öyle mi diyor? Ne diyor? Yok. Ayağınızın altına alın diyor. Yok öyle bir şey. Asmayın diyor. Da asmayın. Asmayın yani kısaca. Sebebinin bir hikmetini anlatayım size. Erva habiseler ötelerden bize odaya geçit o resmin gözüyle oluyor. Orada boyut veriyor. Evet, oradan temessül edebiliyor. Cinler yani. Cinler, erva habiseler. Erva aliyeler değil. Melekler değil. Onun için üç şey olduğu yerde rahmet melekleri girmez. Ne girer? Zahmet melekleri girer. Rahmeti şey yaparsan zahmet olur. Peki nedir o? Hangi kim? Evdeki köpek. Köpek. Resimler olan yere. Bir de cunup.
Onun için mesela banyo yapma iktiza etti değil mi? Saat 12'de 1'de diyelim. Ya sabah namaza doğru yapalım. Hayır, geciktirme. Kalk, sebebi rüyalarında affetmezler. Seni sıkıştırırlar. Savunmasız kalırsın. Erva habiseler biraz zorlar seni. Kötü rüyalar görürsün. Sağa sola dönersin. Yani sıkılırsın. Onun için geciktirmeyin diyor. Vesaire bak. Hazır bir yemek varsa mı abi? Elimizi yüzümüzü yüke mesela. Ya o evet de ama zor yani. Ruhsatı var abi. Ruhsatı var ha. Hadi peki tamam, seninkini de söyleyeyim. Kalktın, banyo yapman lazım. Cemaat yemek yiyor hazır. Muhlama gidecek. Banyo yapsa muhlama yediler. Muhlarlar seni muh. Yemesen kötü. Ruhsat vermiş. Hoca onu anlatıyor. Elinizi yüzünüzü ağzınızı çalkalayınız. Eliniz ağzını. Ha o cemaati hem de fitne olmasın. Onu kullanabilirsiniz. Sabah kalktın. Namazdan sonra yatmıştın. Mekruhtan sonra. Şimdi banyo yapsan evdekiler şüphelenir. Ulan hani doğru ya. Birinci dersimizin başı. Hani doğru bir şey yanlış olur. Ulan karıma kızıma mı baktı ya? Bu adam niye banyo yapıyor falan. Bu fitne olacaksa banyo yapma. Ve öyle çık yola git evine. Yapma banyo. Görüyor musun? Bak doğru yanlış sebep oluyor. Yani çok şey var da hatırlamıyorum. Anladınız mı? Mesela öyle derdi adam yani. Gelmez mi hatırına gelir de olan. Karıma kızımın baktı. Sen de şaşırıyor olan. Bu burada mı buldu ya? Bu, elinde değil ki bu işler. Acayip bir şey değil mi? Ama bildiğim ne kadar kolay. Peki. Ha ne demiştik? Resimde gizleniyor. Onun için resimde gizlenebiliyor da bendeki erva habise cinli isem, bende cin varsa, bende erva habise varsa ki yok mu? Erva habise var cinden hariç. Nedir o? Sıkıntı, buhran, panik, panik atak, depresyon, olumsuzluklar olmadı mı bende? Yani düşünmüyor muyum? Ya ne olsun dedi, niye dedi falan. Onların enerjisine erva habise denilir. Cin değil bu. Şeytan da değil. Ustad ins, cin, melek. Ruhaniyat diyor. Ayrı bir kategoride zikrediyor. Demek cin değil, şeytan değil. Ha, benim o olumsuz düşüncelerim var ya, sıkıntım, buhran, panik atak, depresyon, sıkıntı geçirmiştim, kazım şey yapmışım. Onlar enerjiye dönüşüyor. Enerji bende duruyor işte. Gezen hastalık o işte. Aa buram ağrıdı. Biraz sonra buram ağrıdı. Ertesi gün omuzum ağrıdı. Biyolojik olsa burası kırıldıysa burası ağrır. Burası ağrır mı? Burası kırıldı. Burası ağrır mı? Ha, bugün burası, yarın burası, öbürsü bugün. Erva habisi dolaşıyor. Bunun ilaçta çaresi yok. Kur'an okuyacaksın. Başka hiçbir şansın yok. Hizbul Kur'an okuyacaksın Hazretten. O ağıran yere oku böyle. Sirke koy. Buraya da zeytinyağı koy. Allah Resulü hadisi bunlar. Koy. Hizbul Kur'an al. Okurken bir buna. Bir de buna. Tamam. Okudun mu? Nereye ağrıyor? Bak yap. Bismillahirrahmanirrahim. Bir lokma şey yap. Allah Resulü yiyin. İçin sürünün diyor. Zeytinyağı için. Zeytinyağı için. Batır ekmeğini. Şifa olarak ye. Allah Resulü'nün sofrasında sirke eksik olmazdı. Sirke olan vücutta erva habisi barınamaz. Yapısı bu. Sirke onu kovuyor nasıl yapıyorsa. Bir lokmadan aldın, aldın. Şimdi neren hassas? Elini süremiyorsun. Ağrıyor. Gezen ağrı. Zeytinyağını boşalt biraz elini. Nereye ağrıyorsun? Ha, olsun da göreyim. Abi ya bilmiyorduk. Ha bilmeyince olmaz. Bilince ilim olur. İlim onu tard eder. Fail olur. İlim onu tard eder. İlimle tard edersin demiyor. İlim fail olur. İlim kovar. Çabuk konuşuyorum çünkü zamanım çoktan geçti ama dur. Şunu bitirmem. Bu soruyu bitirmem lazım. Demek ki resimler erva habisiyi barındırıyorsa benim gözlerim de benim ruhaniyatımı sana taşıyor. Cinin varsa, erva habisen varsa taşıyor. İyileri de taşıyor tabii abi. İyileri de taşıyor. Onun için tedavide göz var. Onun için Allah Resulü böyle bakarlarmış. Mesela fena fil şeyh. Mesela ya Sima'ya bakıyorsun. Olan diyor. En gerek ilanı gibi gözü soktu beni ya. Öyle değil mi? Bazı gözler sokmuyor mu? Ulan şuna bak. Peki göz ne yapar? İnsanı mezara, deveyi kazana, gözden çıkıyor demek ki. Şimdi deveyi kazana, insanı mezara koyacak, onun gözü beni hiç etkilemeyecek. Göz neyin aynasıdır? Ruhun. Hayır. Kalbin. Gözünde erva habiselerin gizlenebilmesi ve oradan
karşıya ötelere koridor olabilmesi gibi hikmetleri barındırıyor. Ne kadar eşyanın hakikatına gitme nispetinde o haramların ha bunun için deriz. Yani bu dersi dinledin. Ha ne kadar anladınsa ha a o kadar olur. Biraz da hakikatına varsan her şeyi anlatmıyorsun çünkü psikolojiniz bozulur diye her şeyi anlatmıyorum ama atlıyorum. Şu an ne dersin biliyor musun? Ha 3 değil. Ha der. Yani eşyanın hakikatına ne kadar şey yaparsak vay be. İslami hikmetler ne kadar doluymuş. Yani Allah bir şey haram dediyse haramdır. Sana dedi mi ki seferi miktarda mahremin olmadan çıkma? Ha. Caizsen ha. Sonra başına bir hal gelirse takmazsan ondan sonra dersin ki vay be. Cinler asılı resimlerin gözlerinde saklanırlar. Resim ruhlu olana aitse, mesela ağaç, bitki ruhsuz olduklarından bunlarda barınamazlar. Mesela ağaç resmi. Tamam. Veya adamın arkasından göz olmayacak. Arkasından olursa bir şey olmaz. Hani göz olmayacak. Peki usta tarihçi hayatta kapalı koydu. Asmak değil. Peki niye kitapta da koydu? Çünkü çok büyük bir hikmetlerinden bir tanesini size söyleyeyim. Şairin tahrip edildiği, İslami ananeyi, örf, alametten ortadan kaldırıldığı dönemde İslami bir kisveyi göstererek bizi ecdatla bağlama koridoru olsun diye. Ha böyle sarık olmaz gerekiyormuş. Böyle cübbe gerekiyormuş. Ha bize İslam'ı tanımlasın diye, İslamlar kaldırıldığı için. Anladın mı? Onu da asın demiyor. Cinler asılı resimlerde gözlerinde saklanırlar. Resim ruhlu olana aitse, ağaç ve bitkiler ruhsuz olduklarından bunlar da olmaz. Hayvan resim ve figürlerinde bulunabilirler. O yolun kenarlarında heykeller satılıyor ya. Kesinlikle attır bilmem ne. Ruhu var mı? Kim de ruhu olur? Hayvanlar da ruhu olur, bitkiler de ruhu olmaz. Hissiyat var, yalnız bu beni tanır. Hisseder yani. Bu beni bizi bilir. Hayvan, bu bitkide şey var, hayat var, his de var. Ama şey yok. Şuur yok. Yani ruh olmadığı için. Bunlarda ruh yok. Ruh nereden başlıyor? Hayvanlardan sonra başlıyor. Son şeyi okuyorum. Hadis-i şeriflerde suretlerin olduğu yere rahmet melekleri girmezmiş diye geçiyor. Ve bitti. Sevgili arkadaşlar, biraz uzattığımdan özür dilerim ama inşallah size çok lazım olacağından artık bu suretler niye haram? Herhalde bir en azından bir 5-10 dakika konuşursunuz. Anlattığım en az 10-15-20 tane misal var. Ya rüyadan söylersin, değil mi? Veya güneşten misal verirsin. Veya güneş buna nasıl giriyorsa diye bir tanesini verirsin. Tamam. Bütün sorulara şu kategoriye götürebilirseniz her soruya cevap verirsiniz. Şu kategoriyi unutmazsanız. 1. Sorulan her soru mutlaka şu sistemin içinde cevabı vardır. Ne sorarlarsa sorsunlar. 1. Güneş dünya ilişkisine götürebilirsiniz. Bu birincisi. Çekirdek ağaç ilişkisi. Nur Muhammed'i kainat. 4. İnsan kainat ilişkisi. Yani varlık ilişkisi. Yani mesela götür, diyelim ki bir tane yapayım ve ders bitti de. Yani Allah bu kadar farklı farklı işleri bir anda, tamam mı? Bir anda farklı farklı işleri ama nihayetsiz işi tek iş gibi yapıyor. Örnek, hemen cevap ver. Ne ile verirsiniz? Ha? Vücudundaki zerreler nasıl benim ruhum hepsine? Başka? Güneş, dünya ilişkisi. Güneş buna da vuruyor, buna da vuruyor. Kuzeyde, güneyde, armuta da, şeftaliye, koyunun tüyüne de. 4 tane kategoriye soruyu götürürseniz çözemediğiniz hiçbir şey soru yoktur. Büyük insan, büyük insan, küçük insan ilişkisi. Çekirdek ağaç ilişkisi. Tamam. Güneş dünya ilişkisi, insan varlık ilişkisi. Bitti. 4 tane kategoriye götür. Her soruyu çözersin. Sor bana ruh. Ruh mesela ruh. Abi ruh nasıl bir iş? Farklı farklı. Bak görüyor musun? Evamet'i bunu sözlerde anlatıyor. 30. pencerede miydi? 33.
Yani ruhun bedene nasıl sirayet ettiğini Allah bu kainata da aynı tasarruf ediyor. Yani ruhum cesedi nasıl farklı farklı hücreleri, gözü, saçı idare ediyorsa Allah da bu kainatı böyle farklılıkları idare ediyor. Mekansız. Bak ruhun mekanı yok. Tipi yok. Yağ tuzu yok. Şekli yok. Kilosu yok. Hacmi yok. Su buz ilişkisi. Su buz ilişkisi yani insan varlık ilişkisinde olabilir. Yani o işte onun su buz ilişkisi insan varlık ilişkisi yani. Tamam. Peki vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temas salavat.